Saygıdeğer basın mensupları, değerli kooperatifimizin üyeleri. Öncelikle Türkiye'nin bu kadar yoğun gündemi varken böyle şahsımı ilgilendiren bir konudan dolayı sizleri meşgul ettiğim için özür diliyorum. Ama malum belirli bir çevreyi temsil ediyoruz. Belirli bir makamdayız. Bundan dolayı dün bir yerel gazetede hakkımda çıkartılan asılsız ve yanlı bir habere cevap vermek üzere bugün karşınızdayım. Bu haber aslında basına üçüncü keredir yansıyor. Daha önceden de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir il genel meclis üyesi kendi Facebook sayfasından yine asılsız bir şekilde bu haberle alakalı yorum yapmıştı. Gerçeği öğrenince de yorumunu kaldırmıştı. En son il başkanı olduktan sonra da yine kendisine gazeteci, pardon, yazar diyen ama yazarlıkla alakası olmayan, onun bunun hakkında yalan haber yazarak bir şeyler kopartmaya çalışan bir zat Muğla'dan AK Parti Genel Merkezi'ne kendisine il başkanı olduktan sonra 40 dönüm arazi kapattı skandal diye bir haber göndermiş. Dolayısıyla da bu orada da açıklamalar yapmıştım. Yapmam gereken makama. Bu dördüncü keredir aynı konuyu işliyoruz. Aslında bu konuyu karşımda olan siz saygıdeğer gazetecilerin birçoğu benden daha iyi biliyorsunuz. Bir kez daha aynı konudan dolayı sizi rahatsız ettiğim için özür diliyorum. Bundan sonra bu konuyla ilgili bir başka açıklama yapmayacağım. Eğer aynı haberle ilgili veya şahsımla alakalı böyle yanlı haberler de yapanlar olursa bundan sonra da hukuk yoluna başvuracağımı bir kez daha belirtmek istiyorum. Arkadaşlar, ben Marmaris'e 1993 yılında bir otele ön büro müdürü olarak gelmiş bir arkadaşınızım. 1993 yılında burada çalışmaya ve yaşamaya karar verdikten sonra 1994 yılında zamanın sağlık ocağı hastanesi sağlık ocağı tabibi Bayram Çolak otelimizdeki hastalarla da ilgilendiği için beni ziyaret etmiş ve bir kooperatif kurduklarını ve benim de üye olmamı salık vermişti. Malum o zaman da şimdi de bir ev sahibi olmak bu görevde çok kolay bir şey değil. Ancak hele ki bir ön büroda çalışan bir personel olarak normal şartlarda ev almak mümkün değil. Ancak bir kooperatifle ev sahibi olabiliriz düşüncesiyle 1994 yılında kurulan Gölenye Yapı Kooperatifine ben de şurada gözüken üye kayıt defterinde göstereceğim birazdan 8. kişi olarak üye olmuşum. O zamanlar kooperatifi kuran 3 kişi hayal değil gerçek adında bir kağıtla, şu anda ışıklar olduğu için net göremiyorsunuz ama şu iki kağıt arasındaki farka bakarsanız bu işte zamanın kağıdı, bu da 1994 yılının kağıdı. Yani sararmış olduğunda spotlar altında değil de normal bir gün ışığında baktığında görmeniz mümkün. Bu kağıt orijinalini saklıyorum. Diyor ki, İçmeler Turunç Üçgeni Kızıl Ağaç mevkiinde bir villa sahibi olmak istiyorsanız SS Gölenye Yapı Konut Kooperatifine üye olunuz diyor. İşte arsa üzerinde 94 yılı için yapılacak çalışmalar diye başlıyor. Arsanın mevzi imar planı yapılacak. Mevzi imar planına göre yerleşim projesi ve planı yapılacak. Su sondajı yapılacak. Elektrik çalışmalarına başlanacak. 95 yılının başında inşaata başlanacaktır diye böyle bir ilanla üyelerimize dağıtım yapıldı. Bu ilanın altında dikkatinizi çekerim. Kooperatifi kuran 3 kişinin isimleri de var. Bunlar Bayram Çolak, Sağlık Ocağı doktoru. Münir Er, Allah rahmet eylesin. Kamil Acerer, İlköğretim Okulu Müdür Yardımcısı. Ve Orhan Kopan, ona da Allah'tan rahmet diliyorum, eczacı. Gördüğünüz üzere kooperatif kuran 3 kişinin 2 tanesi rahmetli oldu. Bir tanesi de buradaki mal varlığını satarak başka bir yere yerleşti. Kooperatifin üyeliğinden ve başkanlığından da ayrıldı. Şimdi 94 yılında bu kooperatife üye olmuşum. Şimdi size göstereceğim üye kayıt defteri de arkadaşlar yine oldukça eski bir kitap tabii. O yıllarda alınmış. İşte bir numaralı üye olarak Bayram Çolak'ı görebiliyorsunuz. Burada 8. sıraya geleyim. 8. sıra olarak da Kadem Mete var efendim. Bilgilerim var. Üye giriş tarihi olarak 01.08.1994.
Bu kooperatifi şipşak hallettiğim kooperatifin üye olduğum tarih 1994 arkadaşlar. 9. sırada da arkadaşım Cengiz Ergün var, onu da söyleyeyim. Onu da göstereyim. Sonra hani yakın çevresine rantiye sağlayan bir kişi olduğum için onu da göstereyim. Bakın 9 Cengiz Ergün. O da 7. ayın 28'i 1994 yılında üye olmuş kooperatife. Üye ortak numarası da 9. O zamanlar da Cengiz Bey'le tanışıklığımız yoktu. Sadece merhabamız vardı. Yani iki otelci olarak. Arkadaşlar 1994 yılında kooperatife üye olduktan sonra 95 yılında askere gittim. Askerlik görevimi yaptım. Döndükten sonra 1998 yılında, şimdi göstereceğim bir evrakla, her şey evraklı olarak gösteriyorum dikkatinizi çekerse. 28.06.1998 yılı Yönetim ve Denetleme Kurulu'nun seçimi kooperatif gündemle toplanmış. Diyor ki 28.06.98 günü saat 15'te yapılan olağan genel kurul toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır. Yönetim kurulu üyelerinden Cengiz Aygün'ün asil üyelikten yedek üyeliğe geçerek yerine Gönül Kopan'ın, Gönül abla da rahmetli oldu, atanmasına ve yönetim kurulunun asil ve yedek olarak aşağıdaki gibi tasdikine. Yönetim kurulu başkanı Burhan Çubuk, o da rahmetli oldu. İkinci başkan Kadem Mete, üçüncüsü Gönül Kopan. Denetleme üyeleri Gündüz Ergüneş, Güven Türk, Dural, Cengiz Aygün. Bu da 1998 yılında kooperatife ikinci başkan veya başkan yardımcısı olarak girdiğimin belgesidir arkadaşlar. 98. O yıllardan bu yıl daha sonraki yıllarda arkadaşlar bölgemizde milli park sınırları belli değildi. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin elinde Marmaris bölgesinde neresi milli parktır, neresi değildir koordinatlarına dair bir belge alamadık. Biz buranın imarını çıkartabilmek için her başvurduğumuzda bölgenin milli parklara ait olup olmadığını size belirtemeyiz, veremeyiz. Çünkü elimizde böyle bir bilgi yok diyerek hep olay geciktirildi. Ta ki daha sonra Burhan Bey'in başkanlıktan istifası üzerine, yani yıllardır çözemedik deyip de istifasının üzerine, dördüncü belgeyi gösteriyorum. Kooperatifimizin 2006 yılı olağan genel kurulunca yönetim kurulu olarak seçilen Kadem Mete, Cengiz Aygün, Selahattin Sandıklı arasında yapılan görev bölümü sonucunda yönetim kurulu başkanlığına Kadem Mete'nin, başkan yardımcılığına Selahattin Sandıklı'nın, üyeliğe Cengiz Aygün'ün getirilmesine. 2006. Selahattin Bey şu anda İzmir'de hastanede tedavi oluyor. Allah'tan kendisine şifalar diliyorum. Yoksa bizim aramızda olacaktı. Yani 2006 yılında da bu kooperatifin başkanı olmuşum. 2006 yılında aynı yıl bir başkanlık daha yaşadım. AK Parti Marmaris ilçe başkanı olarak seçildim. 2006'dan 2013 yılının Kasım ayına kadar AK Parti ilçe başkanı olarak görev yaptım. 7,5 yıl süre ile İktidar Partisi'nin ilçe başkanlığını yaptığım yerde kooperatifi başkanlığını yürüttüğüm arsayla ilgili sorunları çözemedim. Yani siyasi gücümü, makamımı, mevkimi bu arazinin sorunlarıyla ilgili işte Ankara'ya gidip de iki görüşmeyle çözülecek bir olay olmadığını veya benim böyle bir çaba içerisinde olmadığımın en güzel örneği budur. Gösterisi de budur. Ben eğer, hatta iddia ediyorum, o tarihlerde AK Parti ilçe başkanı değil de sıradan bir vatandaş olsaydım bu olayı çözebilirdim. Çünkü önüme hep o zamanın Turunç Belediyesi, çünkü arazi o zamanlar Turunç Belediyesi sınırları içerisinde olduğu için siyasi kimliğimden dolayı Cumhuriyet Halk Partili Turunç Belediyesi Başkanı defalarca biz burada bir imara karşı çıkıyoruz diye dilekçeler vermiş ve o arazinin imara açılmasını engellemiştir. Daha sonra gelişen zaman içerisinde biz milli parkların sınırlarının belirlenmesinden dolayı milli park sınırlarının içerisinde kalmadığını, hatta şöyle söyleyeyim size, buradan Turunç'a giderken tepeye çıktığınızdaki o düzlüğe vardığınızda, yani Osmaniye yoluna veya Dereözü yoluna ayrılan yol sapağı ile Turunç'a giden o üçgende yolun sol tarafı milli parktır, sağ tarafı turizm alanıdır arkadaşlar. Bu da tarihini bilmiyorum ne kadar yıl önce belirlenmişse, yani turizm alanları Türkiye'de belirlenirken o yol doğal bir sınır olarak belirlenmiş. Sol tarafı milli park, sağ tarafı da
turizm alanı olarak belirlenmiş. Biz burasının turizm alanı olduğunu öğrendikten sonra yaptığımız başvuru, yani biz orada bir yapı kooperatifi olarak kendimize konut edinebilmek için başvurularda bulunmuştuk. Orasının turizm alanı olduğu için bu başvurumuza olumlu bir cevap gelmedi. Denildi ki burası turizm alanıdır, siz ancak burada bir turizm alanı tesisi yapabilirsiniz diye. Dolayısıyla biz 2014 yılında arkadaşlar imar planı hakkında Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, bir de hepiniz çok iyi biliyorsunuz Marmaris gibi bir yerde yaşadığınız için, arkadaşlar turizm alanlarında imar planı yapma yetkisi, değişiklik yapma yetkisi bildiğiniz üzere Turizm Bakanlığı'ndadır. Yani sizin herhangi bir yerde turizm alanı olarak belirlenen bir yerde bir araziniz varsa, gidip başvuracağınız yer, oraya imar çıkartmak istiyorsanız başvuracağınız yer Turizm Bakanlığı olabiliyor direkt olarak. Çünkü turizm alanlarının imar yapma yetkisi Turizm Bakanlığı'na bağlı. Biz de Turizm Bakanlığı'na bir yazı yazmışız ve Muğla ili Marmaris ilçesi Turizm Turunç Beldesi Kızılağaç mevkii 361, 62, 63, 65, 68 nolu parselleri içeren alanda 1/25.000 ölçekli çevre düzenini plan değişikliği, 1/5.000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planının onaylanması için gereğini arz ederiz diyerek plan notlarıyla beraber, planlarıyla beraber 1/1.000, 1/5.000 ve 1/25.000 planları da içeren bir dosyayı 18.06.2014 yılında Turizm Bakanlığı'na vermişiz. Talebimiz turizm tesisi yapmak için artık. Çünkü konut yapamayacağımızı öğrenmişiz. 2014. Efendim 2014 yılı 7. ayın 17'sinde, yani bir ay sonra, hemen hemen tam 30 gün sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım İşletmeleri Genel Müdürlüğü şahsımıza bir yazı yazdı. Yazı uzun, sonunda diyor ki toplamda 24.064 metrekare yüz ölçümlü taşınmazlara ilişkin plan değişikliği teklifine yönelik mevzuatınızın kapsamında bakanlığınız görüşünün iletilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. Kim diyor? Turizm Bakanlığı. Kime diyor? Altta yazmış. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na, Marmaris Belediye Başkanlığı'na. Tarih 17.07.2014. Bu kurumlara diyor ki bu alanla ilgili bir plan değişikliği talebi var. Sizin kurum olarak görüşleriniz nelerdir? 17.07.2014 tarihinde bu kurumlardan görüş alan Turizm Bakanlığı 27.07.2015 tarihinde, 27.07.2015 tarihinde, dikkat edin, hem bu tarihte hem de bu tarihte bu Kadem Mete'nin, Gölenya Yapı Kooperatifi Başkanı olan Kadem Mete'nin siyasi olarak AK Parti üyeliğinden başka hiçbir siyasi kimliği yoktur. Yani il başkanı olduktan sonra rant sağlamışım dedikodularından dolayı söylüyorum bunu. 2015 tarihinde Turizm Bakanlığı yine kooperatifin başkanı olmam vesilesiyle bana bir yazı yazıyor. Yazıda diyor ki bakanlığımız genel evrakına 19.06.2014 tarih ve 111.641 sayı ile giriş yapan tarihsiz yazınız diyor. O da evrakın başına herhalde tarih görmedikleri için tarihsiz diyor. Marmaris ve çevresi turizm alanı kapsamında kalan, Marmaris ilçesi Turunç Mahallesi Kızılağaç mevkinde yer alan PAFTA ve parsellerin numaralarını yazıyor uzun uzun. Ve diyor ki Muğla ili Marmaris ilçesi Turunç Mahallesi Kızılağaç mevkinde yer alan, yine PAFTA'ları verdikten sonra 24.064 metrekare. Hani bir tanesi Muğla'dan yazmıştı ya 40.000 metrekare araziyi il başkanı olduktan sonra hemen yasal olmayan yollarla eline geçirdi diye. Arazinin toplam metrekaresi 24.000 metrekareymiş. Yüz ölçümlü taşınmazlara ilişkin 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği, 1/5.000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı teklifine ilişkin 11.04.2007 tarihinde Muğla Valiliği, Muğla Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü tarafından onaylanan mevzi imar planına esas jeolojik etüt raporunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'nün 2011-9 sayılı plana esas jeolojik, jeoteknik etüt ve mikro bölgeleme etüt raporları genelgesi kapsamında yenilenmesi. Bizim verdiğimiz etüt, jeolojik etütün
yenilenmesini istiyor. Çünkü kanun değişmiş. Biz eski kanuna göre bir etüt, zemin etüdü çıkartmışız. Planı olmayan yerlerdeki zemin etütleri çok daha detaylı olarak isteniyor artık herkesten, başvuranlardan. Bu yeni kanuna göre bu zemin etüdünün yenilenmesini istiyor. Teklifin onaylı hali hazır haritalar üzerinde mekansal planlar yapılmış yönetmeliğine uygun olarak hazırlanması, araştırma raporu ile plan açıklama raporlarının hazırlanması, teklif planda yer alan turizm tesis alanı, bizim istemişiz ya, ifadesinin ekoturizm alanı olarak değiştirilmesi ve emsali olarak da 6.50 metre yükseklik, minimum ifraz 11 metrekare olarak değiştirilerek plan hükümlerine de ekoturizm alanlarında konaklama tesisleri, çiftlik evleri, doğa sporlarına, sanat ve hobi faaliyetlerine yönelik hobi bahçeleri, butik oteller, botanik bahçeleri, yeme içme, bunun gibi aktiviteler yer alabilir. Doğal alanların korunması ve sürdürülebilirliği açısından ekolojik turizme yönelik konaklama, yeme içme ve bunun gibi tesisler çevresel değerler ile doğal dokuya uyumlu yerel mimari özellikler dikkate alınarak gerçekleştirilecektir. Bu alanlarda yapılacak turizm tesislerinde turizm yatırım belgesi alınmadan inşaat ruhsatı, turizm işletme belgesi alınmadan yapı kullanım izni verilemez hükümlerin eklenmesi. Yani bizim verdiğimiz planı kabul ediyorlar. Sadece verdiğimiz etütün yeni kanuna göre yenilenmesini, turizm alanı olarak değil, ekoturizm alanı olarak belirlenmesini, bir de ekoturizmde de neler yapılabileceğimizin plan hükümlerine eklenmesini bizden istiyorlar. Hususları karara bağlanmış olup anılan kurul kararı uyarınca yeniden düzenlenerek 1/25.000 ölçekli çevre düzeni plan değişikliğinin 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı teklifinin iki takım halinde sayısal nüshalar ile birlikte 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu'nun 7. maddesi uyarınca değerlendirme yapılmak üzere bakanlığımıza iletilmesi gerekmektedir. Bilgi ve gereğini rica ederim. Arkadaşlar, bu yapmış olduğumuz başvuru az çok ilgilenenler bilirler. PİDİNG denilen bir kurul vardır. Yani Turizm Bakanlığı'nda sizin yaptığınız değişiklikler bu kurula girer. Bu kurul onaylar, reddeder veya onaylar ama buna şunları da ilave edin diye bir karar alır. Bu 27.07.2015 tarihinde tarafımıza gönderilen bu evrakın kurula girilerek kurulda 19.06.2015 tarih ve 211.03 sayılı gündeminde değerlendirilen ve onaylanan plandır arkadaşlar. Bizim yapmış olduğumuz plan. Bunun sadece bizden ek evraklar istemişler. 27.07.2015 tarihinde plan onaylanmış. Biz buradaki değişiklikleri hazırlayıp tekrar Turizm Bakanlığı'na gönderdik. En son Turizm ve Kültür Bakanlığı 21.10.2016 tarihinde bu yapmış oldukları, onayladıkları planları bizim de en son bizden istedikleri evraklarda tamamladığımızdan dolayı Marmaris Belediyesi'ne İlana çıkmak üzere 1/25.000 ölçekli açıklama raporu, 1/5.000 ölçekli açıklama raporu ve 1/1.000 ölçekli açıklama raporu, araştırma raporuyla beraber, eklerle beraber dağıtım için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na, Marmaris Belediye Başkanlığı'na, bilgi için de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ve Gölen Yapı Kooperatifi Başkanlığı'na olmak üzere gönderilmiştir. Bir ay süreyle Marmaris Belediyesi'nde askıda kalmıştır. Askı süresince buraya o az önce bahsettiğim yazar arkadaş bütün kamuoyunu harekete geçirerek işte Muğla İl Başkanı kendine 40 dönüm arazi rant elde etmiştir diyerek buraya itirazlar yapması istenmiştir milletten, vatandaşlardan. Tabii bilgi sahibi olmadan, fikir sahibi olan insanlar bir yere kimlerin itiraz edebileceğini bilmeden konuşuyorlar. Tabii buraya Şehirciler ve Mimarlar Odası, bildiğim kadarıyla Plancılar Odası, bir plan değişikliği olduğu için itiraz etmiş. Bir de Marmaris Belediyesi itirazda bulunmuş. İtiraz şu anda Turizm Bakanlığı'nda. Yani eğer Turizm Bakanlığı bu itirazlarda kayda değer bir şey görürse iptal edebilir veya bize tekrar dönüp şu itirazlara binaen şunları düzeltin diyebilir veya itirazları reddedip kararı onaylayabilir. Eğer karar onaylanırsa bugün 28 Şubat tarihi bir gün, bugün onaylanırsa, bugün bize evet belgeniz onaylandı derse
2014 1994 tarihinde başlayan yolculuğumuz nihayet 28 Şubat 2017 tarihinde şipşak şekilde il başkanlığımı kullanarak halletmiş oluyorum. Bu kooperatifle alakalı geldiğimiz nokta budur. Ben kooperatife üye olduğumda 94 yılı, yönetim kuruluna seçildiğimde 98 yılı, başkanı olduğumda 2006 yılı. 2006 yılında ben İktidar Partisi'nin ilçe başkanıyım. 2013 yılının Kasım ayına kadar bu görevim devam ediyor. Ama burayla ilgili sorunlar çözemiyorum. Bununla alakalı olarak şunu da söyleyeyim arkadaşlar. İnanın karşımıza çıkan engeller var ya, ben zaman zaman şunu söylemişimdir. Yani eğer İktidar Partisi'nin bir mensubu olarak, önemli bir makamda olan bir kişi olarak bunlar benim karşıma çıkartılıyorsa vatandaşın vay haline demişimdir. Çünkü gerçekten yani milli park sınırları içerisinde olmadığı halde birileri Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne şu yazı yazıyor. Her ne kadar arazi sizin alanlarınız içerisinde olmasa dahi burada yapılaşma Milli Park Genel Müdürlüğü'nce nasıl karşılanmaktadır? Milli Parkların Genel Müdürlüğü böyle bir yazıya yani nasıl cevap vereceğini bilemiyor. Çünkü zaten benim sınırlarım içerisinde olmayan bir yerle ilgili ben nasıl görüş belirteyim diyerek tekrar yazıya geri cevap veriyor. Ve bu arazi haberi yapan arkadaşımız Google'da çok tabii orada birçok arazi var. Yaklaşık 100 dönümlük bir arazi var. Onun tamamını göstermiş. Oranın sadece 24 dönümlük bir bölümü bizim kooperatifimizin. Başka vatandaşların arazileri de var orada. Bu imar planı onaylandıktan sonra aynı arkadaşlar oradaki arazi sahipleri de bunu örnek göstererek de orada aynı imardan da faydalanabilirler. Bu anti parantez verebileceğim bir bilgi. Muğla'nın köylerindeki imar sorunları ile burasının hiçbir alakası yok. Muğla'nın köylerindeki imar sorunlarının başında gelen problem arkadaşlar ya kıyı kanunu yani Selimiye'nin yaşadığı, Söğüt'ün Cumhuriyet Mahallesi'nin yaşadığı sorun kıyı kanununa muhalefet. Veya işte Söğüt'te olan, Taşlıca'da olan sit alanlarıyla olan sorunlar. Yani bakanlığımızca, devletimizce, hükümetimizce turizm alanı olarak belirlenen yerlerde herhangi bir sorun yok. Etrafınızda görüyorsunuz her gün, her yıl oteller yapılıyor, inşaatlar yapılıyor. Bir sürü firmalar inşaatlar yapıyor. Hiç kimsenin bir sorunu yok ama sit alanlarında sorun var. Yani Marmaris'in köylerinin de büyük bir bölümü bu sit alanı içerisinde kaldığı için veya köyler zamanında kanunlar yokken yani kıyı kanunu yokken 86'dan önce deniz kenarına neredeyse 3 metrede 5 metrede insanlar evler yaptıkları için bu evlerin sorunları var. Peki ben ilçe başkanlığım dönemimde veya il başkanlığı olduğum günden itibaren bu sorunlara kayıtsız mı kalmışım? Ben iddia ediyorum bu sorunlarla benim kadar uğraşan başka bir vatandaş yoktur. Yani köylüler de bilir oradaki imar sorunlarının çözülebilmesi için ne kadar gayret sarf ettiğimi. En son Fethiye'de mevcut şimdiki Sayın Haseki ile Sayın Bakanımızla beraber Muğla Milletvekilimiz Hasan Bey ile beraber bir toplantı yaptık. Bütün kurum müdürleri de oradaydı. Ben orada Sayın Bakanımıza Marmaris'in köyleriyle alakalı olarak sıkıntıları arz ettim. Hatta sadece imar değil, tapu kadastro çalışmaları yapılırken zilliyetlik belgesi ile sit alanları iktisap edilemez kanunundan dolayı 2004 yılında çıkan kanundan dolayı vatandaşların arazileri sitte oldukları için direkt devlete iktisap edilmiş, ellerinden alınmış, vatandaşlar mahkemeye başvurmuş, mahkemeleri kaybetmişler. Dolayısıyla sürede zaman aşımına da uğramış, şimdi ellerinde hukuki hiçbir şey yok. Ama daha sonra yasa değişmiş, mahkemeye başvurmayanlar aynı parselin içerisinde kimisi arazisini almış, kimisinin arazisi devlete intikal ettirilmiş. Burada büyük bir hak kaybı var, burada bir eşitsizlik var diye belirttiğimde Sayın Bakanımız hemen oradan telefonla Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nü arıyor. İl Başkanım size konuyu aktaracak, gerekli olan yardımları yapın diyor. Ben Genel Müdür'e aktarıyorum. Genel Müdür hemen bir arkadaşları ekip göndereyim, olayı yerinde görsünler diyorlar. Ekip buraya 14 Temmuz günü geliyor. 14 Temmuz ve 15 Temmuz'da ilçe başkanımız Osman Bey'le beraber muhtarlardan da teyidini alabilirsiniz. Söğüt Köyü'nde, Taşlıca Köyü'nde bu insanların yıllardır kullandıkları arazilerin hazineye devredildiği yerlerde araştırmalar yapıyorlar.
15 Temmuz akşamı darbenin girişiminin olduğu akşam burada otelde, restoranda Osman Bey, ben ve Ankara'dan gelen bu müfettişlerle beraber yemek yerken darbe girişiminden haberimiz oldu. Ve apar topar kalktık. Ondan sonraki olayları biliyorsunuz. Bu arkadaşları bile orada masada bıraktık. Sonra da kaç gün sonra gittiler, inanın haberim yok. Ankara'ya gittiklerinde bir rapor düzenlediler ve bakanlıklarına teslim ettiler. Bu raporda şu deniyor arkadaşlar. Evet, burada bir haksızlığa maruz kalınmıştır. Ama şu anda mahkeme kararı olduğu için, yani mahkemeyi kaybettiği için vatandaşlar ve itiraz etme sürelerini de yitirdikleri için mevcut şartlarda burası için yapılabilecek hiçbir şey yoktur. Ancak bir kanun çıkartılarak, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir kanun çıkartılarak bu kanunda, kanun gereği bu arazilerin yeniden değerlendirilmesi yapılabilir ve hak sahiplerine iade edilebilir diye. Bu da bildiğiniz gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin işi. Ha, bunu diyerek de başımızdan salmıyoruz. İki tane milletvekilimiz var. Bunlar bir bu konuda referandumdan sonra inşallah bir çalışma yapacaklar ve kanun teklifini de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunarak buradaki zulmün önüne geçilmeye çalışacaktır inşallah. Şimdi arkadaşlar gelelim Marmaris'in içerisindeki 4 yıldan beri Turizm Bakanlığı'nda bekleyen davalara. Arkadaşlar il başkanı olduktan sonra Marmaris Belediye Başkanımız Sayın Ali Acar bana tebriklerini sunmak üzere beni ziyaretine gelmiştir. Bir nezaket örneği göstererek. Bu ziyaret sırasında yanında Fen İşleri Müdürü de vardı. Bana bu mevcut sıkıntılardan bahsetti. Yani Marmaris'in yararına olan bir plan değişikliği yaptık. Turizm Bakanlığı'nda uzun bir zamandan beri bekliyor. Başkan bu konuda sizin desteğinizi istiyorum dedi. Arkadaşlar aynen şimdi orada iki kişi arasında değil. Tabii üçüncü kişi de vardı. İmar Müdürü de vardı. Fen İşleri Müdürü, özür diliyorum. Ben yani özel bir sır olmadığı için buradan açıklama gereği duyuyorum. Çünkü Sayın Başkan gazetelerden okuduğum kadarıyla, kendim kulaklarımda duymadım. Gazetede okuduğum kadarıyla işte bazıları kendilerine özel araziler için işte imar planı çıkartıyor ama Marmaris imarları bekliyor demiş. Bu haberi yapan arkadaşımız da belediye başkanımızın sözlerini de eklemiş. Ben bunların doğru olduğu varsayımından yola çıkarak şunu söylüyorum. O zaman ben Sayın Belediye Başkanı'na şunu söyledim. Dedim ki Sayın Başkanım, yapmış olduğunuz plan değişikliği ile alakalı bir çalışma varsa, ki mutlaka var, bakanlığa gönderdiniz. Bu çalışmayı lütfen bize de ulaştırın. Biz de bir bakalım. Belki sizin eksik gördüğünüz, farkında olmadığınız bir şey vardır. Biz başkanım şunu da ilave edelim buna. Bu talebi de isteyelim bakanlıktan diye ilave ederiz. Belki orada kusura bakmayın biz buna imza veremeyiz, biz bunun için destek veremeyiz diyebileceğimiz yerler vardır. Onun için müsaade edin, biz bir inceleyelim. Ondan sonra gerekirse beraber bakanlığa giderek Marmaris'in faydasında ne varsa yapalım dedim. Bu sözümü Sayın Belediye Başkanı da teyit edecektir. Şimdi o da bana tamam, hay hay dedi ve görüşmemiz ayrıldı. Görüşmemizden ayrıldı. Ben kendisini yolcu ettim. Daha sonra bu imar planı hani geldi Marmaris Belediyesi'ne asıldı ya arkadaşlar. Ben inanın Sayın Başkan'dan duydum planın onaylanıp gelip askıya çıktığını. Beni telefonla aradı. Dedi ki başkan, senin de başkan olduğun kooperatifin planları onaylanmış. Keşke bekleyen Marmaris'in planları da onaylansaydı. Ben dedim ki Sayın Başkanım, biz o gün görüştük. Sizden rica ettim. Bu planın örneklerini bize bir gönderin. Biz de bir bakalım. Sonra beraber gidip ne gerekiyorsa yapalım. Ama halen arkadaş, orada benim yanımda talimat verdiniz Fen İşleri Müdürünüze. Ama arkadaş bana halen bir çalışma ulaştırmadı dedi. Dedim. Onun üzerine tamam, ben ilgileneceğim deyip görüşme sonlandı. Şimdi takdirlerinize bırakıyorum. Ne, içinde ne olduğunu bilmediğiniz bir planla ilgili gidip bakanlığınıza bu planları onaylayın der misiniz bulunduğunuz makam itibariyle? Veya böyle bir talepte bulunur musunuz? Ben o planda var olduğunu iddia etmiyorum. Ama kime haksızlık yapılmış, kime rant sağlanmış bilmeden, bilmediğim bir planı savunabilir miyim? Kim tarafından yapılırsa yapılsın. İsterse bir AK Partili belediye başkanı tarafından yapılsın. Bizim talebimiz nedir? Biz de bakalım. Belki siz oradan bazı değişiklikler yaptınız ama bu
tüm Marmaris'in sıkıntısını giderebilecek bir değişiklikler değil. Başkanım, belki siz biraz çekimser düşündünüz. Bakanlık bunu da onaylamaz diye düşündünüz ama şunu da yazalım. Hazır çıkmışken bütün sıkıntılar sona ersin diye biz de bir ilave yapabiliriz belki. Belki orada yaptığınız bir yanlışı görürüz. Birilerine rant sağlanmıştır belki. Bilemiyorum. Böyle bir iddiam da yok. Ama bizim görmediğimiz, bilmediğimiz, hakkında bir fikir sahibi olmadığımız bir planın savunucusu olmamız beklenmesin. Niçin bekleniyor orada? Bununla ilgili de bir bilgim yok. Ama bütün samimiyetimle huzurlarınızda, ki zaten planın oraya gittiği tarihte ben vatandaş kademim. O tarihten beri onaylanmamış. Ben il başkan olmuşum. En ufak onaylanmaması konusunda en ufak bir duhlum yoktur. Böyle bir şey yapmak da Marmaris'e ihanettir. Tabii ki Marmaris'te Arap saçına dönmüş, düğüm haline gelmiş birçok sorun vardır. Ben buradan bir kez daha talep ediyorum. Defalarca da söyledik. Eğer bir masa etrafında Marmaris'in sorunlarını, özellikle bekleyen imarları, ya bakın biz şu düzenlemeleri yaptık, bakanlıkta bekliyorlar. Siz de bir bakın, ilaveniz mi olur, çekinceniz mi olur? Bir bakın, siz de bunun gerekli şeyler yapın, sonra beraberce gidelim diyebilir. Bakın biz bunu bazı belediye başkanlarıyla yaptık. Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanı'yla Muğla'da toplandık. 6 tane milletvekili Muğla'nın. 3 tane CHP'li, 1 MHP'li, 2 AK Parti milletvekili, 3 tane il başkanı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı, Menteşe Belediye Başkanı, Vali Bey'in başkanlığında bir araya geldik. Muğla'nın sorunlarını konuştuk. Oradan en son Sayın Bakanımızın Muğla ziyaretinde arkadaşlar, Büyükşehir Belediye Başkanımız gelmiş, bazı taleplerini iletti. Kapalı kapılar ardında, yani özür dilerim, yani basının olmadığı bir yerde. Ve Sayın Bakanımız bu talepleri ikisini kabul etti. Bir tanesinde de şu değişiklikleri yapın, yine gelin dedi. Yani bizim böyle karşı partiden olduğu için biz bunu engelleyelim, şunu yapılmasın, böyle bir zihniyetimiz yok. Hiçbir zaman da olmadı. Buradan Marmaris'in faydasına olacak, menfaatine olacak her türlü katkıyı verebileceğimizi bir kez daha dile getiriyorum. Bu kooperatif mevzusuyla alakalı bundan sonra artık çıkıp da orada burada daha farklı şeyler de söylemeyeceğim. Şahsıma özür diliyorum. Bir şey daha göstermek istiyorum size. Bu Muğla'da yaşayan bir vatandaş hani şöyle de bir terbiyesizlik de yaptı. Bu terbiyesizlik de değil. Terbiyesizlik basit kalıyor. O kelimenin burada da zikretmek istemiyorum. Ahlakıma yakışmaz. Benim eşim de bu kooperatife üye arkadaşlar. Çünkü 94 yılında kurulan bu kooperatif uzun uzun yıllar, 23 yıl oluyor. Daha henüz bir çivi çakılmamış. Halen inşaat ruhsatı almamış bu kooperatifte. Zaman içerisinde bazı üyelerimiz ümitlerini kaybettikleri için hisselerini satışa çıkarmışlardır. İnanın alacak adam bulamadık. Bu sefer dedik ki bari üyelerimiz birer tane daha alalım, hem sayıyı azaltırız. Ola ki oraya ne imar verilecek, adam başı bir tane ev düşmeyebilir bize. Hem sayımızı azaltalım, kooperatifin içerisindeki kişilere verelim, yeni üyeler almayalım diye bir karar almıştık. Bundan dolayı da bazı arkadaşlarımız kimse almadığı için de yönetim kurulundaki arkadaşlara baskı yapmışız. Yönetim kurulu arkadaşlarımızın genellikle ikişer tane hissesi var. Bir tane de ben eşime hisse aldırmışım. Kimden aldırmışım söyleyeyim. Kooperatifin başkanlığını yapan bir dönem Burhan Çubuk'tan sonra Gündüz Ergüneş, emekli bir yarbaydı, tanırsınız, burada apartçılık yapıyordu. Gündüz abi buradan malını, mülkünü satarak ayrılmak istedi. Ben o zaman o başkandı, ayrıldı. Ben onun yerine başkan yardımcısıydım, başkan oldum. Yani Burhan Bey'den sonra ben olmadım, Gündüz Bey'den sonra oldum. Bakın, 11.09.2007 tarihli. Üyesi bulunduğum kooperatifinizdeki Gündüz Ergüneş'ten almış olduğum, Münir Bey Gündüz Bey'den almış, sonra Münir Bey de satmaya karar vermiş, almış olduğum bir adet hissemi ve bu hisseye ait tüm haklarımı Berin Mete'ye devretmiş bulunmaktayım. Gerekli işlem yapılması saygılarımı arz ederim. Sene 2007. Dediler ki AK Parti'nin yetkili bir kişisinin de burada kooperatifte üyeliği var. Sanki bu suçmuş gibi. Ben eşimin adına onun için hisse almışım. Yani benim işimin adındaki hisse aslında o
yetkili arkadaşınmış. Eşimi aldığım hissenin tarihi 2007 ya. Yani bu kadar ahlaksızca, bu kadar fütursuzca iftiralar yapılıyor. Bilmeden, bilgi sahibi olmadan. Ama burada samimiyetle söylemek istiyorum. Arkadaşlar hani bilmemezlikten değil. Bazı arkadaşlarımızı tenzih ediyorum ama bazıları aslında durumu biliyor. Hatta şöyle bir konuşma oluyor. Bu yeni haberden bahsetmiyorum, öncesinden bahsediyorum. Biri birisine diyor ki ya il başkanı ile ilgili şöyle bir şey bulduk. Genel merkeze gönderiyorum. Öbürü de cevap veriyor. Ya onu biz araştırdık. Oradan bir şey çıkmaz. Orada yasa dışı bir şey yok. İstersen sen bilirsin diyor. Ama buna rağmen arkadaş onu oralara kadar gönderiyor. Şimdi son bir şey daha göstermek istiyorum. Hani demiştim ya uzun yıllar sıkıntı olmuştu Milli Park arazisi. Şimdi Milli Parklardan sonra arazi düzeldikten sonra arazideki sorunlar Milli Parklardan yani bir ilgisi olmadı ve biz şöyle bir zannediyorduk. Biz zannediyorduk ki Milli Park sorunu düzelince araziyle ilgili başka bir sorun çıkmayacak. Sonra bir sürü sorun daha çıkarttılar bize. Yok etrafında bir tane su kuyusu varmış da yeraltı su sularının yönetmeliğine göre yanında imarlaşma yapılamazmış gibi bir sürü başka olaylar çıkardılar. Sorunlar çıkarmışlardı. Ama şunu söyleyeyim. Ben hani yarın öbürsü günü bir farklı bir algı oluşur. Ya burası Milli Parklarla ilgili bir şikayeti vardı, sıkıntısı vardı. Bu çözülememişti diye biz arsamızın hissemizi sattık. Eğer bilseydik ki Milli Parklardan böyle bir sıkıntı kalmadı, biz bu araziyi bu kadar ucuz fiyata satmazdık diyebilirler diye insanlardan aldığım dilekçelerde üyesi olduğum kooperatifinizdeki tüm haklarımı ve hissemi arazinin Milli Parklar ile ilgili sorunlarının çözülmüş olduğunu bildiğim halde Hasan Mete'ye devretmiş bulunmaktayım. Gerekli işlem yapılması saygılarımı arz ederim. Semra Özkaraca namına İsmail Özkaraca. Yani hisseyi devrederken evet buranın arazileriyle Milli Parklarla ilgili olan sorunlar çözülmüştür. Bunu bilerek devrediyorum diye de elinden dilekçe aldım ki yarın öbürsü günü birisi çıkıp da vay efendim biz burayı sorunu çözülmüş ben bu kadar ucuz rakamlar da 9 bin lira 10 bin lira arkadaşlar. Devretme paraları yani. Hisseyi devretme için istedikleri rakamlar tabii 2007 yılından bahsediyorum. 9 bin lira 10 bin lira. Çünkü tarla vasfında herhangi bir şey de yok. Işık da göremedikleri için çok el değiştirme oldu üyeler arasında. 51 üye idik. Bazı üyelerin hisselerini kooperatif olarak satın aldık sayıyı azaltmak için. Şu anda 47 tane üyemiz var. Bu üyeler içerisinde akrabalarım var. Evet var. Nasıl akrabam? Abim, babam, anam veya kardeşlerim değil. Amcamın çocukları değil. Soyadından dolayı akrabam var. Hasan Mete Rize İyiderelidir. Benim belki de babamın babasının ile onun babasının babası akrabadır. Yani böyle bir amcaoğlu, dayıoğlu, teyzeoğlu, halaoğlu gibi birinci, ikinci, üçüncü dereceden akrabam değildir. Burada zamanında hani marka olacak belki de bir dondurma şirketinin müdürüydü. Bu arsalarda da işte herkes geliyor devretmek istiyor. İşte sıkışan para lazım. Var mı bunu alacak olan diye söylüyorlar. O da beni oteli ziyaretteydi. Dedim böyle bir şey var. Bu kooperatif üyelerinin kendi aralarında almasına karar verdiğimiz tarihten önce 2007 tarihinden bahsediyorum. Dedi ki ya ben de gireyim dedi. Yani ne ki 10 bin lira dedi ki ne ki yani ben de vereyim. Bir kuyuya bir taş atarız olursa olur gibi sebeplerle bu arkadaşımıza da oradan kooperatiften hisse devretmişizdir. 2007 yılında hisse sahibi oldu. 2017 yılındayız. 10 yıldır da bu da bekliyor yani sonuçta. Bizim 23 yıl beklediğimiz gibi. Bununla ilgili başka söyleyeceğim bir şey yok arkadaşlar. Yani Allah'a şükürler olsun. Görev yaptığım süre içerisinde devletin bir tek kuruşunu, vatandaşın bir tek kuruşunu bilerek suistimal ettiysem Rabbime sığınırım. Ama bilerek asla ve kat'a bulunduğum makamı kullanarak elde etmek için bir çaba içerisinde olmadım. Ve bugünden sonra da aynen dik duruşumu hakka olan, kul hakkına olan inancımdan ve hakka olan itaatimden dolayı böyle bir yola asla tevessül etmeyeceğimi bir kez daha buradan ilan ediyorum. Ama aynı şekilde hiç kimsenin tehditlerine de, şantajlarına da
bizi görmezsen biz de senin hakkında böyle yaparız tehditlerine de boyun eğmeyeceğimi de bir kez daha dile getirmek istiyorum. Muğla'da bugüne kadar birçok kalemini, şerefli, namuslu, dürüstlü gazetecileri, bu mesleğin ne kadar önemli olduğunu 2016 yılında 15 Temmuz'da halka duyurarak, bu darbe girişimini halka duyurarak halkın sokağa çıkmasına vesile olan en başta gazeteciler olarak ne kadar önemli olduğunu bize bir kez daha hatırlatan, bu mesleğe olan saygımı bir kenara koyuyorum. Bu mesleği şereflice yapan insanları da bir kenara koyuyorum. Ama maalesef aranızda bana şu ilanı vermezsen, bana şu kadar maddi kaynak sağlamazsan, benim danışmanlığımı kabul etmezsen, adam yeni il başkanı olmuşum karşıma geliyor, sana iyi bir basın danışmanı lazım, ben de emekliyim, bu işi de iyi yaparım diyerek benden iş istiyor, vermeyince de ne kadar nerede bir yalan haber varsa, yok efendim basın açıklaması yaparken arkasında Atatürk'ün fotoğrafı, Tayyip Bey'in fotoğrafının 10 santim altında kalmış. Aynı kişi efendim bir ay sonra basın açıklaması yaparken salonda Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı yokmuş. Halk TV'ye, Oda TV'ye beni lanse ediyor. O TV'lerde çıkıp da o TV'lerde eleştirilmek bizim için şereftir. O televizyon kanallarında eleştirilmek, hele ki yok Atatürk'ün resmi, yok Tayyip Bey'in resmi, yok efendim böyle düzmece olaylardan dolayı eleştirilmek bizim için onurdur. Allah'ıma şükürler olsun, kimse hırsızlık yaptığımızı, namussuzluk yaptığımızı, şerefsizlik yaptığımızı söylemiyor da böyle ufak tefek öküz altında buzağı arayacak tarzda haberlerle bizimle uğraşmaya çalışıyorlar. Bu da bizim şerefimiz olsun. Başka da bir şey söylemek ihtiyacı hissetmiyorum. Sizin varsa herhangi bir sorunuzu cevaplandırmaktan onur duyarım. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun.